Doğu Karadeniz'in denize kıyısı olmayan kenti Gümüşhane'de zengin dere yatakları ve enerji için kurulan barajlardaki 38 tesiste her yıl ortalama 4675 ton alabalık üretiliyor. Sanayinin azlığı ve bakir coğrafyasıyla su yatakları kirlilikten etkilenmeyen kentte üretilen balıklar, çevre illerdeki aracı kuruluşlarla Gürcistan ve Japonya'ya ihraç ediliyor. Taşkın Alabalık Üretim Tesisinde incelemelerde bulunan Torul Kaymakamı Ertuğrul Aslan, Torul Barajı'nda ve derelerinde kurulan 16 tesiste alabalık üretimi yapıldığını bildirdi. Alabalık bu coğrafyanın, bu güzel suyun, bu doğanın hakikaten bize bir armağanı. Lezzetini özellikle sanırım suyundan alıyor. Son zamanlarda ilçemizde kültür balıkçılığı epeyce artış gösteriyor. İlçemizde bulunan 16 havuzdan Türkiye'nin üretim kapasitesinin %3'ünü karşılıyoruz. Üretim tesisi sahibi Hüseyin Taşkın da işletmelerinde yıllık 1 milyon 800 bin yavru, 200 bin yetişkin alabalık üretimi yapıldığını belirtti. Yıllık kapasitemiz 1 milyon 800 bin yavru kapasitemiz var. Yaklaşık 200 bin balık üretimi yapıyoruz senede. Kış aylarında sağım başlıyor işte. Aralık ayının ilk haftasıyla Şubat'ın son haftasına kadar sağımı periyotik olarak gerçekleştiriyoruz. Hani sağıma gelen dişileri kontrol ediyoruz ve içeriye kuluçkaneye alıyoruz. Erkek balıkları ayırıyoruz onlardan. Onları da ayrı bir havuzda tutuyoruz. Dişilerin yumurtasını alıyoruz ve erkekle birlikte dölleyip kuluçka dolaplarına yerleştiriyoruz. Yaklaşık 30 günde çıkıyor bizde yumurtadan. Besin keselerini tüketip yüzmeye başladıkları zaman da yavru yemleri var özel toz şeklinde. Bu tozla alıştırmaya başlıyoruz ilk önce yavruları yeme. Daha sonra periyotik olarak büyüdükçe dışarıdaki havuzlarımızı alıyoruz. Burada büyütmeyi gerçekleştiriyoruz.